Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhaba, günaydın. Gruplar başladı, meclis açıldı. Evet. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Selahattin Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla grup toplantısı MHP adına aradan sonra başlamış oldu. Güncel konulara değindi Sayın Bahçeli. Hem seçimi konuştu, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu konuştu, Altılı Masa'nın tavrına değindi. CHP'nin gazetecileri, evet, malum. O konu yine Sayın Bahçeli'nin gündemindeydi. Bugün akşam gazetesinde, evet, bir haber var. Onu birazdan vereceğim ama Sayın Soylu'nun açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecisi başlığıyla, biliyorsun, en son Mersin saldırısını gerçekleştirdiği ifade edilen ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun o olmadığını biz biliyorduk ama sustuk, bekledik dediği, daha sonra PKK'nın da bu cümleye destek olmak için o gazeteciyi, tırnak içinde söylüyorum, teröristi konuşturduğu videosu yayınlanmıştı. Soylu'nun açıklaması, o listede 91 gazetecinin olduğu yönünde Hikmet. Sadece bir tane değil. Evet tabii. Haberi tam listeyi şeyinden okuyayım. İyi toplamışlar yani. Evet, yani hani ne kadar terörist varsa toplamışlar bir araya getirip. Aynen, Özgür Özel biliyorsun. İyi çalışma yapmışlar. Tehdit ediyor bizi. Yani yargıda zaman aşımı olmayacak. CHP'nin gazetecisi diyenleri yargılayacağız diyor. Dönelim Devlet Bahçeli grup toplantısının hemen ardından grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Bir dinleyelim bakalım. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kısmesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne. Efendim, meclis başkanlığı yeni tezlekeler Evet, süreç devam etmelidir. Efendim, fezlekelerden biri Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, fezlekelerden biri dün gelen. Evet. Bana kalırsa öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini. Efendim, ABD ziyaretine ne diyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti var önümüzdeki. ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Aydın zaten kürsüde, yolda, yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır. Grup çıkışında gazetecilerin sorularına cevapladı Devlet Bahçeli. Ya, keyifliydi ama. Keyifli yani. Bir de şey var, o 3 aylık falan bir ara var ya, o aradan sonra falan hani. Evet evet, formunda. Liderler. Valla fezlekeyi öne alırım dedi. Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi gelirse öne alırım dedi. Ben çok, bir de şeye çok güldüm. Çok fazla başörtüsü konusunda hassasiyetim varsa vekilinizden başlayın, takmaya başlayın der gibi. Enteresan bir çıkış da oldu yani. İlginç. Oradan başlayalım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, hani ben şeyi söylemiştim ya, bu aralar evine davet etmiyor, akşam sohbetlerine falan katılamıyoruz demiştim. Evet. Sağ olsun bizi şey yapmadı. Bu hususlarda hani çok beklentimizi uzağa atmadı. Dün mübarek saat 21'di zannedersem. Bekliyorum diye bir tweet atmıştı, açıklama yapacağım diye. Bütün Türkiye'yi ilgilendirecek mevzular. Ya dedik ki hani neymiş bu? Bütün Türkiye'yi ilgilendirecek mevzular. Hani bu şeye, evet, benziyor. Lan ne olduğunu biliyorsun ama yine de merak ediyorsun ya. Gazetecilik serde merak var. Dinledim. 5-6 dakikalık bir konuşmaydı. Yine hani o klasik her evde bulunan kütüphanenin önünden yapmış olduğu açıklama, başörtüsü meselesi oldu. Sevgili Hasan Basri Yalçın, dinledim yani bunun neyi şey diye düşündüm. O ara Hasan Basri Yalçın'ın tweet'i gördü. Ayasofya'yı ne zaman açacaksın cümlesiyle beraber. İlginç yani, 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklama var.
Devlet Bahçeli'nin hatırlattığı, biz geçmişte tutumumuz neyse, nasıl tavır aldıysak yine aynı tavrı sürdüreceğiz dediği ve dönemin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün 411 El Kaos'a Kalktı başlığıyla başörtü serbestisinin, yani başörtü zaten bu konuyla ilgili olarak bir sorun olan bir durum değil. Ama o kanunun yanlış yorumlanması, daha doğrusu istedikleri gibi yorumlanması neticesinde genelgenin başörtülülere kamuda çalışma yasağını laiklik kisvesi altında engelleyen bir bakış açısının değiştirilmesi hususunda bir teklifti. 411 El Kaos'a Kalkmıştı. Hemen koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne gitmişlerdi o dönemde. Şimdi seçim satım haline girildi. Kimden nasıl oy devşiririz, kimin ağzına bir parmak balçalarız, kimden en azından kandırarak oy toplarızın hesabı içerisinde altılı masa. Cumhurbaşkanı adayı da Kemal Kılıçdaroğlu, öyle gözüküyor. Tüm restlerini çekti zaten. Halk TV'de yayın yapan İsmail Küçükkaya'nın programında da işte devleti bilmeli, devlet ahlakı olmalı, şu olmalı, bu olmalı cümlesiyle kendisini zaten tarif etti. Meral Akşener'le benzer durumlara söz konusu. Ama bu başörtü meselesini gündeme getirdi. Vallahi, Devlet Bahçeli de bunun cevabını verdi. Valla çok çok da tepki aldığımı gördüm ben. Çok da haklı bir şekilde. Çok zaten muhakkak ya yarın, bugün ben de yazıyorum da yarın da herkes yazacaktır bunu şimdi. Valla çok yani şu baştan söyleyeyim. Yani başörtüsü de artık bu kanayan yaramızı kurtaralım. Kanayan yara, artık toplumda bunlar tartışmıyoruz ya. Kim tartışıyor böyle bir şey? Dinleyelim mi videosunu istersen? Tabii dinleyelim ama. Tamam dinleyelim. Bir dinleyelim ondan sonra yorumlar. O bölümde nasıl dinleyelim. Alalım buyurun. Kanayan yaraymış. Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Bak. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Şimdi bir tane daha var, onu da hatırlatayım Hikmet, çok özür dileyerek. Şunu söylemeye çalışıyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Da söyleyemiyor. Bizim de hatalarımız olmuştu cümlesiyle. Aslında başörtüsüne nasıl baktıklarının cevabı o. Bir metrelik bez parçası meselesi. Onu da bir bakalım, hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlesini. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet, için bir çuldur o. Fakat tabii ki... Bir metrekarelik bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Fakat ne yazık ki türban olarak medyada geçiyor. Ve halk arasında da türban olarak artık bu konu gündeme geliyor. Onun için... O işin sınırı da yok. Yani yok, bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Tabii. Benim yüzümün görünmesini istemiyorum diyecek. Tabii. Kendi inancına göre kendi kurallarını koyacak. Şimdi hocam bak, yani şöyle söyleyeyim. Bu hatırlatmamız tabii ki iyi oldu. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü budur. Kemal Kılıçdaroğlu budur aslında. Hep de böyleydi. Hep de böyle. Bu değişmedi. Bak şimdi. Bu ben siyasetteki tam ifadesiyle sahtekarlığın tam ifadesi budur. Yani bir şu var. Bu değişmedi derken ya gene niyet okuyorsun bak. Adam belki de mühtedi oldu. Yani adam artık cumaları falan kılıyor. Bak mesela ben bunu, bu çok boyutlu bir şey. Ben birçok boyuttan da tartışırım da bunu. Ama bu yani Kemal Kılıçdaroğlu bir defa Anayasa Mahkemesi'ne koşturup giderken CHP altta imza atan da bu. Yani bir Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyi kadar, vardı, küpürü vardı. Yani başörtüsü serbestlisinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne koşturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kendisi. Şimdi diyor ki kanayan yara. Burayı kapatalım. Kapatalım silelim. Arkadaş siz, senin partin ve dahi sen bizzat. Senin partin ve dahi sen.
olma, oldurtma, oldurtturma, irtica geliyor. Efendim tehlikenin farkında mısınız? Örümcek beyinliler. Hatta en son zıp zıp bile ne diyor? Burayı Kur'an kursları diyor, irticai faaliyettir diyor. Zıp zıp adamların ya daha bir ay geçmedi üzerinden. Zıp zıp dediğim bu yeni ismi. Eski ismi abdest şeysi. Zıp zıp bunu söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bu şekilde bakın işte siz bunu biz kullan. Bakın gelin demokratik hak olarak artık kadınların kıyafetlerinin serbest olması konusunda bir kanun çıkartalım. Bu yara kapansın. Bak bu yarayı kapattı Sayın Erdoğan size karşı size rağmen. Sizin gibi örümcek beyinlere, yobazlara büyük mücadele verdi. Büyük bedeller ödendi. Kapatma davaları yaşandı. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olarak Anayasa Mahkemesi dava açtı ve bu davada biliyorsun kısmen de ceza yedirttiler AK Parti'ye. Para cezası. Şimdi bütün bu kavgaları mücadele vermişsin. Yıl olmuş 2022. Önce gitmişsin Adnan Menderes merhumun sizin hani katilin cinayet mahalline geri dönmesi gibi. İnandığınız Allah'ınıza sizin belanızı versin deyip de Allahsız kitapsızlar onun da içinde olduğu bir grup çıkmışsınız ellerinizi açmışsınız. Merhum Adnan Menderes'e ne okuduğunuzu da bilmiyorum. Orada okuyabiliyor musunuz? Ne kozmoza ne temelde bunu bilemiyorum. Dua edeceksiniz. Arkasından helalleşiyorum diye başlayacaksın cümleye. Bunu kanuna bağlıyorum. Ya sen neyi kanuna bağlıyorsun yahu? Tartışacak bir şey midir bu? İnsanların hak, demokratik hak ve özgürlüğüne dair bir şey. Bunu niye kanunla yapmaya çalışıyorsun şimdi? Niye açmaya çalışıyorsun? Mesela benim çorba içme hakkımı kanunlaştır bakalım. Hikmet Genç her sabah çorba içsin mi içmesin mi? Sakal bırakalım mı bırak? Kanunlaştıralım hocam. Bak ileride problem çıkartmasın bu sakal. Bir erkekler sakal bırakabilir desin mesela. Yüzüklerimizi sağ takalım kanunu çıkartalım. İstersen Kemal Kılıçdaroğlu. Değil mi? Garanti olsun. İleride yüzüğü sağ takan ve gümüş yüzük takan Müslümanlar yapılmasın. Fişlenmesinler. Kanuni hak olarak bunu yapalım. Anayasaya koyalım. Anayasaya göre mesela erkeklerin pantolon giyme hakkı. Lütfen teminat altına alınsın. Öyle değil mi? Kadınların etek giyme hakkı teminat altına alınsın. Lütfen efendim. Sen kafa mı yapıyorsun bizim? Dalga mı geçiyorsun? Öyle yani, derler adamı. Bu kadar samimiyetsiz, bu kadar itici, bu kadar pespaye, bu kadar süfli. Sen kime ne anlatıyorsun arkadaş? Ha bunu şöyle de düşünmek lazım. Diyor ki kıyafeti kanunen efendim bunu sabitleyelim. Yani kanuni bir çerçeve içerisinde insanın haklarını garanti altına alalım. Kanun bunu yapsın diyor. Ya demokratik, özgür kanunlar, özgürlük içerikli olan tüm evrensel normlarda insan istediği giyerler zaten. Bunu acaba şunun için mi yapıyor? Aklıma deli sorular geliyor. Biz bunu kanuna koyalım. Nasıl daha önce de bazı kanunlara göre işte laikliğe aykırı eylemli odağı diyoruz bilmem ne yapıp kapatıyoruz ya partileri. Kanunu da yasaklarız. Ne kadar güzel bir fikir. Biz bunu kanuna da koyarız. Kanunu da yasaklarız demek istiyor herhalde bu. Bunun niyeti bu. Yani böyle hiç kimse kusura bakmasın. Yani burada şimdi efendim ne o başörtüsünün serbest olmasına da mı karşısın? Ne oldu? Tersten mi? Hiç alakası yok. Yani bir daha tekrar söylüyorum. Kimin ne olduğunu bu millet biliyor. Takiye böyle bir şeydir işte. Takiye Adnan Menderes merhumun mezarında CHP'lilerin dua okumasıdır. Takiye biz Müslümanların başörtüsü garanti almak istiyor diye sokağa çıkan ve fakat içlerinde inandığınız Allah'ınız belanızı versin diyen tiplerin bir araya gelip bana benim haklarımı benden daha çok korumaya çalışan modeldir. Takiye budur. Takiyecilik dediğin dibi budur işte. Aynen öyle. Yani neyi garanti altına alacaksın sen? Yani normalde toplu tartışmadığı bir mevzu. O yarayan o gidip özür dilemen lazım. Halktan özür dilemen lazım. Bunu desen anlaşılır. Şimdi mesela hani bir mevzu olur. Herhangi bir mesele olur. Ne kadar pişkinlik bu ya. Bu meseleyi ayıp vurgulayarak mesela biz zamanında bunu çünkü benzer istismarları geçmişte de yaptılar. Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu dönemde hatırla kara çarşaflılara. Rozet taktılar. Rozet taktılar. Ondan sonra Mersin'de de çarşaf yaktılar. Hatırlıyorsunuz Mersin kadın kolları. Bunlar mesela hep istismar hareketleri. Tabii, Kemal Kılıçdaroğlu bir metrekarelik bez parçasıydı. Şunu çık söyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu zamana kadar insanların
işte giyim kuşam özgürlüğü, ifade özgürlüğü hususunda statükocu bir yaklaşım sergiledik. Laiklik kisvesi altında hem bugün hem geçmişteki yıllar boyunca türlü türlü işkence yaptık, zulmettik Müslümanlara. Evet. Hata etmişiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra Müslümanların ya da herhangi bir dinin, gerçi bunların derdi diğer dinler değil, Müslümanlar yani, hani bu konuyla ilgili tabii olarak bir rahibe de çıkarsın falan dediklerini duymadım ben bu zamana kadar. Ya da şeyler, ondan sonra kipa giymesinler, olur mu öyle şey dediklerini falan duymadım. Dertleri, davaları Müslümanla. Evet. Bu yanlış yaptık. Duruşumuz İslamiyet'e karşı değildi. Yalan söylesinler çünkü rahat söylüyorlar. Ama biz işte laikliğin korunması taraftarıydık. Bunun için de hakikaten yanlış işler yaptık. Bundan dolayı Türk halkından, Müslüman camiasından, ondan sonracıma, dindar kesimden özür diliyoruz. Nedamet getirdik, pişman olduk cümlesini kullansın. Hoş, bu açıklamanın altına Cumhuriyet Halk Partililer öyle bir küfürler yığmışlar ki yani. Öyle böyle değil. Fakat işin özü de şu bir noktada. Ya yatıp kalkıp yine Erdoğan'a teşekkür etmek lazım. Yılların CHP'sini bu noktaya getirdi ya. Hakikaten ya. Tamam. Döne döne fırıldak gibi oldu. Aynen öyle. Pervane gibi oldu. Bak, 10 Şubat 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle evet, başörtüsü kaldık yasağının kaldırılmasıyla ilgili anayasa teklifi kabul edildi. O dönem genel sekreter olan, yedi bitirdiler, koskoca Önder Sav'ı yedi bitirdiler ya, Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekiliydi. Bugün Özgür Özeller'in, Engin Altaylar'ın yaptığı işi o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu yapıyordu. CHP'nin grup başkan vekiliydi. Önder Sav liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Anadol, bak bak isimlere bak, bunların hepsi bitti, siyaset sahnesinden sildi Kemal Kılıçdaroğlu. Ne Kemaller geldi geçti şu. Hakkı Süha Okay, bunlar grup başkan vekilleri. Evet, hatırlıyorum. Genel sekreter Önder Sav liderliğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular ve olur mu kardeşim, CHP, AKP ve MHP'nin türbana özgürlük düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Orada duruyor işte. Evet arkadaşlar. Burada. He? Şu görüntüler. 2008 yılında. O bak, olabilir dediğim gibi. Cumhuriyetin ana yolu bu. Dine karşı olmak, türbana karşı olmak, Müslümanlara karşı olmak, İslam'a karşı olmak. Bu yoldan yürüyorlar. Gerekçeleri de laiklik var kardeşim. Biz laikliği savunuyoruz. Kisvesi altında yapıyorlar. Bugün yapmış oldukları meselenin benzerini geçmişte de yapmışlardı ve Erdoğan'ın başbakan olduğu o dönemde bir grup konuşması var Hikmet. Hiç değişmediler. Bugün türbana, başörtüsüne özgürlüğü garanti altına alalım, siyasilerin iki dudağı arasında olmasın ki sizin dudağınızın arasında cümlesiyle ilgili olarak yine benzer çıkışları o dönemlerde böyle olmasa da bir şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Erdoğan'ı da şey için suçluyorlardı. Ondan sonra din tüccarlığıyla suçluyorlardı. Bir de böyle yapıyorlar ha. Tabii tabii. Kendileri din tüccarlığı dibini görürler, yaparlar. Aynen. Bir de seni beni din tüccarı suçluyorlar. Erdoğan'ın bir açıklaması var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başbakan olduğu dönemde bir grup konuşması var. Sosyal medyada bunu paylaşıyorlar. Bir kere daha bir hatırlayalım. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu, son dönemde dini konulara merak sardı. Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum. Şevkini kırmak istemiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar tavsiye ediyorum. Bilginiz olmayan bu sularda kulaç atmayın. Polemik yapmayın. İstismar kapısı aramayın. Bize istismarcı diyorsun. Bak, istismar uygulamadığın, yaşamadığın bir şeyi yaşıyormuş gibi gösterme anlayışıdır. Aynen öyle. İstismar budur. Yıllar yılı bir taraftan Müslümanlara, dindarlara, İslam'a her türlü düşmanlığı yaptılar. Tabii. Şimdi ondan sonra da bunun o dönemde de aynı şeyi yaptılar. Benim yaşam, benim inancım, yaşama konusunda beni teminat altına alacak olan da bunlara bırakacağım, öyle mi? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bu cümleyi bitirmek istiyorum özellikle. Tamam. Vatandaşın da dikkat etmesi gereken bir noktadır bu. Şimdi ne kadar istismarcı oldukları, ne kadar takiye yaptıkları, ne kadar aslında İki yüzlük yaptıkları, aslında ne olduklarını bütün cümle alem biliyor. Kılıçdaroğlu'nda ne olduğu belli, Kaftancıoğlu'nun da belli, zıp zıpın da belli, atlayanın da belli, zıplayan, hepsi belli. Biliyoruz. Tamam. Bunu siyaset yapmaya çalışıyorsun.
Yok başörtülüye tırban şeyi takacaksın. El Fatiha deyince arkasından okuyacaksın. Anladık. Huzur duası yapacaksın. Ama bir şey aklımızı bir şey değiştiremezsin Kılıçdaroğlu. Bırak bunu yapmayı. Biz meclise artık bundan sonra her okulda Kur'an-ı Kerim'i zorunlu ders kılacağız. Sabah geceleri teheccüd kılacağız. Ne alt yaparsan yap. Bir şey değiştiremezsin. Söyle. Sen ki Allah gösterdi bize bunu. Yani Kılıçdaroğlu üzerinden gösterdi. Çıkıp da sen bir televizyon kanalında ya da bir radyoda. Efendim bugün darbe olsa. Bak sen böyle bir insan. Senin karakterin bu. Darbe olsun. İlk önce tankın önüne ben çıkarım dedin. Rabbim de bize şu günleri gösterdi. Darbe oldu. Tank gösterdi. Arkasından sıvışıp çıktın gittin. Sen böyle bir adamsın. Doğru. Arkasından şunu unutmayalım. Efendim belediyelerde çalışanların namus borcu, şey pardon namus sözü deyip de kimse işletilirse. Belediye başkanlık aldığımız kimse işleri atmayacağız diye namus sözü veren buydu. Ne kadar söz ve ne kadar namus olduğunu da gördük. Doğru. On binlerce insan işten çıkıyor. Ben buna güveneceğim. Müslümanlar garanti altta alacakmış. Hem de CHP'yle. Erdoğan'ın ifade ettiği gibi istismarcılıktır. Kümese tilkiyi teslim etmek gibi bir şey bu ya. Yapamayacağın da değil. Yapmayacağın vaatlerde bulunarak yediremezsiniz bize milleti onu, kaldırmak üzerine kurgulu. Hiç öyle şeye de gerek yok. Bakın yani Hikmet abi söyledi. Bunun örneklerini onlarca, yüzlerce artırabiliriz. Basiti oydu. Bunlara güvenilir mi hiç? Allah muhafaza. Belediye seçimlerinin hemen öncesinde yapmış olduğu açıklamada kesinlikle dedi bir kişi işten kovulmayacak kazanırsak. Bakın burada namus sözü veriyorum dedi. Gelir gelmez 20 binin üzerinde. Toplam İstanbul 14 bin, Adana bilmem kaç aynen bin öyle. Her taraf. Çıkarttılar. Yani hatta 10 binlerce insan çıkarttılar. Bu sözüne güvenerek CHP genel merkezine yürüyen bir protestocu CHP genel merkezinin önünde tekme tokat dövüldü. Dövüldü tabii. CHP budur işte. CHP. Özeti budur. 2013 tarihli bir tweet'i Sayın Cumhurbaşkanı'nın tweet'ini ekrana getireyim. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 30 Eylül 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet. Yani bunların kafalarında söylemlerine bakmayın. Gelmiş finali Hasan Basri Yalçın'la bir çağrıda bulunarak bu konuyu kapatalım. Diğer başlıklarımız var ama sürede kalmadı. O da şu, Hasan Basri Yalçın çok güzel söylemiş hakikaten. İşi yani bir cümleyle anlatmış. Diyor ki Hasan Basri Yalçın, CHP'ye naçizane tavsiyemdir. Ayasofya'yı ibadete açsınlar. Evet. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onu da yaparlar. Onu da çullanırlar. Biz açtık ya derler. Olmayan sorunu sorun varmış. Aslında CHP çok istemiştir buradan derler falan. Gündem evet yapıyorlar. Aynen öyle. Şeyin sonu yok abi. Şimdi az önce söylemiştim. Bu öncelikli olarak şu sahip çıktıkları PKK'lı, DHKPC'li gazetecilerin PKK'lı olduklarını kabul etsinler. Başta Özgür Özel olmak üzere hiçbir tanesi kabul etmiyor. Sayın Soylu'nun açıklaması vardı İçişleri Bakanımızın. CHP raporunda 91 PKK'lı terörist var. Sadece bir değil yani. Bunu hatırlatalım, buralara da girin. Yavaş yavaş bunu da bekliyoruz. Biz mesela PKK meselesine hiç girmiyorsun. PKK kelimesi kullanmıyorsunuz. Tabii. Yani bu konuyla İncil ilgili mesela olarak elbette dediğim gibi yani öyle bir şey ki tüm kesimlere yalan olduğu bile bile mavi boncuk dağıtmak üzerine kurgulamış. Şimdilik dindar ve muhafazakarları avlamak için bu hamleyi yapıyor. Öbür taraftan HDP seçmenini kızdırmamak için de bu konulara girmiyor. Ekonomiyi konuşacağız. Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. Şimdi içimizdeki tıkçı profesörler başta olmak üzere ekonomistlerin hali pürmelalini merak ediyorum. Bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar mı? Faiz artırmayın kardeşim diyor Birleşmiş Milletler. Bak faiz artırıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Yani faiz artırarak resesyonu engelleyemezsiniz, ekonomiyi düzeltemezsiniz. Kabaca söylüyorum, detayları bugün 24 moderatör kuşaklarında dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Artırmayın diyor. Allah Allah ya. Erdoğan da öyle söylüyordu. Erdoğan var ya bu baskıyı burada da kurdu galiba yani. Bilmiyorum. Bu Birleşmiş Milletler görevini falan aldı falan diyorlar ya Sayın Erdoğan için. Herhalde baskıyı da onlara da kurdu yani Erdoğan. Yani böyle öyle bir yere geldik ki sen böyle diyorsun ama yani bizim tabii işin gücü var, başka işlerde de meşgulsün. Ekonomistlerin kulis bilgilerini çok iyi takip etmek lazım. Son bir haftadır onu anlatmaya çalışıyorum ben. Türkiye'de en son ne diyor biliyor musun? Civcivle bak şunu diyor. Ya aslında diyor bu ayda indirirler mi diyor. Cevap şu. Ya 13 ama diyor 12-11 aslında bu vakitten sonra değişmez çok fazla. İndirilebilirdi.
Bu vakitten sonra teke indirirse de problem değil demeye baş. Ya çok büyük problemdi bu. Öyle yani, diyordunuz. He, vak vak civciv diyor ki acaba 12'ye iner mi? Tekane inse de değişen bir şey olmayacak. Nasıl değişen? Çünkü zaten belli bir şey artık piyasa bu satın aldı. Giden gitti, gelen gel. Çok fazla inse de artık bu saatten sonra. Ya yayları koparıyor. İki ay önce millet bunu yapıyor. Şahan bile at. Yani Şahan bile, bu Şahan bile diyorum. En sonunda biliyorsun. Ya ne biçim bir dünya dedi bu ya. Dedi arkadaş nasıl bir dünyadır bu? Düşün komedyen bile, komedyen seviyesinde bulan ekonomistliği. Komedyen, Recep İvedik seviyesi. Bütün dünya faizleri arttırırken biz azaltıyoruz. Bütün dünya iş bilmiyor da biz biliyoruz sanki. Ha ha ha. Civciv diyordu bunu. Civcivin şeyi bu. Teorisi. Vak vakın teorisi. Vak vak civciv. Şimdi işte. Şimdi diyor vak vallahi geç. Evet. Dünkü programda söylediler. Cuma'da söylediler. Hiç diyor fark etmez. Hatta diyor. Dur. Niye diyor 13'ten bir anda 8'e indirmiyor mesela. Tak diye. Ya öyle bir şey yok bu. Yani bunlar ama kafayı, hocam buraya geldik. Kafayı kırmış vaziyetteler yani. Ha, kafayı yediler de şimdi. Çünkü yalan işte böyle. Ömer Çelik'in bir tweet'i var. Muhalefet derken saçmalarsın böyle işte. Aynen öyle. Bitirdik günün manşetini ama yarın AK Parti'nin grup toplantısı var. AK Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihi açıklamalar yapacağını duyurdu. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik bu konuyla ilgili tweetler de attı. Şunu söylüyor, kaçırmayın cümlesini kullanıyor. Onu vermeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Müziği bastığınıza göre çocuklar. Ben buradan söylemiş olayım. Tarihi açıklamalar yapacak. Yarınki grup toplantısını kaçırmayın hak ve özgürlükler konusunda. İlk grup toplantısında detayları açıklayacak. Şu hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Kaçırmayın diyor. Bu bir, bunu hatırlatmış olalım. İki, bugün akşam saat 20-21 arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı 24 ekranlarında konuk edeceğim. Önemli meseleler var. Yeni anayasa değişikliği meselesi var. Yargı paketi meselesi var. İsveç Finlandiya'nın durumu var. Terörist gazeteciler var. Terörist gazeteciler var. Ondan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle bu mesele tam şeyine denk geldi. Evet. Yasayla güvence altına alacağız meselesi. Adalet Bakanı'nın ona bir soracağız. Hocam kravatı da lütfen güvence altına alalım. Kravat kanunda yeri yokmuş, şey yokmuş. Öyle. Kravat kalınlıkları da belirlensin ki ona göre bilelim. Pantolon mu giyeceğiz? Peki. Her insanın nafaka, ne giyeceği tek tek parça parça nafaka meselesini hocam. Soracağız. O da önemli. Bugün akşam bunların birçoğunu konuşacağız. Bekir Bozdağ'la 20-21 arası 24 ekranlarında olacak. Bunu da unutmadan hatırlatmış olup günün manşetini bitirelim. Hikmet Genç'le günün gelişmelerini değerlendirdik. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum efendim.